Allah'ın salih kulları nasıl Allah'ın velisi olmuşlar? Cenab-ı Allah'ın ayetlerini doğru düşünmüşler. Estaizu billahi kulu vallahu ahad, de ki Allah tektir. Allah samettir. Lem yelid ve lem yulet. Allah doğmamış ve doğurulmamıştır. Ve lem yekul lehu kufun. Hiçbir şeyin, hiç kimsenin Allah'a gücü yetmez. Cenab-ı Allah her şeyden üstündür. Allah-u Teala her şeye galiptir yani. Şimdi bu lem yelid ve lem yulet. Allah doğmamış ve doğurulmamıştır. Bu bizim inancımız değil mi? Bizim itikadımız. Şimdi bakın mesela bir tane sufi, bir tasavvuf ehli bu ayeti nasıl anlamış mesela? Lem yelid ve lem yulet. Biz Allah doğmamış ve doğurulmamıştır diyoruz değil mi? Şimdi emir alim varmış. Emir alim Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin oğluymuş. Bir dönem demek biraz gevşeklik gösteriyormuş böyle. Soranlara da ben Mevlana'nın oğluyum diyormuş. Mevlana gibi bir zatın evladıyım diyormuş. Yani illaki babam bana yardımcı olacak bu anlamda. Bir üç beş filan bir gün geliyor oturuyor. Sufiler var, cemaat var orada. Herkes emir alimin böyle şeyini de biliyor. Nedir ismi? Böyle biraz gençliğin hevesiyle yaşadığını da biliyor filan. Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs'e ruhu dönüyor, emir alim diyor. Sen İhlas suresini kul huvallahu ahadi biliyor musun diyor. Biliyorum baba diyor. Bir okur musun? Ve kul huvallahu ahadi Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet. Dur diyor. Diyor bak bu lem yelid ve lem yulet de Allah diyor ki benim ne babam var ne oğlum var. Anladınız değil mi? Bak ayete bakış şeklini. Biz Allah doğmamış, doğurulmamıştır derken Mevlana diyor ki Allah bu ayette diyor ki ne benim ne babam var ne oğlum var. Ben ne babayı kale alırım ne oğlu kale alırım ahiret gününde. Bu ne kadar farklı bir bakış şekli yani. Ayeti nasıl anlıyor? Bu yüzden diyor emir alim babana güvenme. Kalk cennetini kendin kurtar. Kendi nefsini satın al. Bu Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hepimize kızı Fatıma'da, amcası Abbas'ta değil mi? Dile getirdiği bir şeydir. Ya Fatimete binti Resulillah, ya Abbas amme Resulillah diyor. Ey Resulullah'ın kızı Fatıma diyor. İşteri nefseki. Kendi nefsini kurtar diyor. Çünkü Allah izin vermedikçe ben sana bir şey yapamam diyor. Orada nefsini kurtaran kasıt imanını kurtar. Yani iman kısmını sen kendin halletmek zorundasın. O anlamda. Yoksa Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük isimlerinden birisi Destegir'dir. Tasavvuf ehli onu öyle görmüştür. Destegir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Elden tutan. Hepimizin elinden tutacak inşallah ahiret gününde, kıyamet gününde. Cenab-ı Allah bizi onun mübarek, aziz elinden mahrum etmesin inşallah. Mürşid-i Kutbu Gavsani Taca Seri Almani Rahber-i Şeyh-i Melani Şihabuddin Seyyid-i Taha Rahber-i Şeyh-i Melani Şihabuddin Seyyid-i Taha